İyi akşamlar. Her pazartesi olduğu gibi KRT ekranlarında sizlerle beraberiz. Malum transfer zamanı takımlarımız kadroları güçlendiriyorlar. Biz de kadromuzu bir güçlendirelim dedik ve Feryal Pere'yi transfer ettik diyelim. Bonservise de bir şey vermedik. Evet. Cebimde. Evet, yani finansal fair play'e de uyduğumuzu altını çizelim. Bir sıkıntımız yok. Harcama limitlerinin de altında kaldık. Efendim sevgili Gülengül Altınsay, Feryal Pere ve ben Ali Murat Amarat Açık Tribün programında her zamanki gibi önce ligimizle başlayacağız. Lig demişken de zaten puan durumu karşımda durmaya başladı. Ondan sonra da Avrupa'ya açılacağız. Malum ligin iki yarısı bitti. Biraz kafaya oynayan o takımlar hakkında bir değerlendirme yapalım istiyoruz. Bir analiz yapalım. Neler gözümüze çarptı onları önce paylaşalım istiyoruz. Evet, lider bizi şaşırtan bir lider var. Daha evvel gerçi buradaydılar. Sivasspor aslında burayı görmedi değil. Hı hı. Ama sonunu getirememişti. İsterseniz ilk sözü Feryal Hanım'a vereyim ve Sivasspor hakkında, lider hakkında. Peki. 37 puanlı Rıza Çalınbay'ın evet. talebeleri hakkında evet. ne düşünüyorsunuz diye bir başlayalım. Tabii siz birlikte oynamaya alışkınsınız. İdman eksiğim var. Bugün hoşgörüle ne söylersem. Sivasspor 1-2 sert oynadığı maç dışında bana şahsen çok seyir zevki veren bir takım oldu. Hatta en çok diyebilirim bu ilk yarıyı düşünecek olursak bu seneki. Bir defa başında Rıza Çalınbay'ın olması avantajını, onun karakteri sanki bir de 1-2 maç ama sert ve pek yakıştıramadığım şeyler yaptılar. Onları unutuyorum şimdi. Rıza Çalınbay tam anlamıyla sakin güç, böyle bir karakter değil mi? Çok rahatlıkla böyle tarif edebiliriz onu. Ondaki o özgüven, her şeyi bilen ama alçak gönüllü hali, tepeden bakmayan, Sivasspor taraftarı olmayanları da sinirlendirmeyen, germeyen, güzel cümleleri, iyi yaklaşımları, doğru yaklaşımları falan. Bunlar çok önemli değil gibi görünse de bence çok önemli. Bunlar da yardımcı olmuştur diye düşünüyorum. Çocuklarda bir arada oynamayı seven güzel bir kadroları var. Tabii ilk anda dışarıdan biri baktığı zaman şu puan tablosuna ne kadar kaliteli, ne kadar kıran kırana geçen bir lig diye düşünebilir. Biz bildiğimiz için pek öyle diyemiyoruz kalite bakımından. Ama hakikaten puanlar birbirine çok yakın. Her şey değişebilir. Sivasspor şampiyon olmasa bile ki ihtimal olabilir. Ama iyi bir yerlerde sezonun sonunu getirecek diye hissediyorum ben. Siz... Evet, ben bir iki bir şey daha ekleyeyim. Evet, onu hep söyledik. Rıza Çalınbay, senin de söylediğin gibi karakteri takımına yansıttı. Ve tabii tecrübe çok önemli. Çok. Yani ilk yılların Rıza Çalınbay'ı yok. Daha tecrübeli, daha kendinden emin, daha ne yaptığını bilen bir teknik direktör olarak karşımızda. Yani esas olarak ligi nasıl bitirir onu bilemeyiz. Fakat şu, yani bir takım oluşturma. Daha önce hani baktığınız zaman büyük takımların bile hani ligdeki birçok takımın talip olmayacağı oyuncular. Daha önce Sivas'ta yedekte kalmış olan oyuncular. Beşiktaş'ın işte biraz pişsin diye gönderdiği Fatih gibi bir sürü oyuncudan neredeyse yıldız yarattı. Evet. Ve şu anda bütün kulüpler, yani bütün kulüpler derken daha çok şampiyonluğa oynayan büyük kulüpler, biraz da hazırcı kulüpler diyeceğim. Kendileri evet. çok fazla oyuncu yetiştirmeyen, evet. bir yerde işte yetişmiş oyuncuyu parayla almaya çalışan büyük kulüpler talip şu anda ve sürekli konuşulan konu kimler gidecek, kim nereye gidecek. İşte bir devre arası anlaşmalar yapıldı, dedikodular vesaireler. Fakat futbolcular bu şeylere son noktayı koydular. Biz Sivas'tayız. En azından evet. sezon sonuna kadar Sivas'tayız. Evet. Bu önemli bir şey. Yani bizim futbolda yapmak istediğimiz nedir? Bir kulüpte bir takım oluştururken yapmak istediğimiz nedir? Tek tek oyuncuların gelişmesi, yıldızlaşması, takımın da genel ortalamasını böylece yükseltmesi. Yani takım budur. Takımın gücü tek tek oyuncuların gücünden, değerinden daha üst düzeye
taşınması demek, koşkusuz, takım olabilmek tabii demek. Bu anlamda çok başarılı oldular. Benim için önemli olan bu. Yani bu bütün takımlara örnek olmalı. Aslında büyük takımlara esas olarak örnek olmalı. Futbolun şu anda çıkmaza girdiği bir dönemde, özellikle finansal açıdan, özellikle böyle hep işte kiralık futbolcular, yaşlı futbolcular, 6 aylığına futbolcu getirmeler, her sene 11-12 futbolcu alıp vermeler ve tabii kulüpleri panik transferler başlığı altında, evet, son dakika işte akşam, evet, pazarı diyoruz ya, akşam maalesef pazarından anlamlı, evet, yani bunlar yaşanırken ve futbol artık bir noktaya, uçurumun kenarına gelmiş bir haldeyken Sivas'ın bize göstermiş olduğu çok önemli bir örnek bu. Tabii şöyle avantajları da var. İşte küçük şehir olması, yani mutlaka... Aman kızarlar küçük şehir demişsiniz. Yani İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlere göre aslında Sivas'ta 5. sanıyorum. 5. ya da 6. büyük şehrimiz. Büyük şehirlerden bir tanesi. Ve şey, yani tabii öyle bir avantaj var. Yani aynı kadroyu bugün alın, Fener'in, Beşiktaş'ın ya da Galatasaray'ın formasını giydirin. Belki o kadro yapamazsınız. Diyecekler ki bu futbolcu buraya yakışır mı? Olur mu? O bize olmaz. Daha pahalı futbolcuların peşinde koşulacaktır. Yani orada bunu rahatlıkla yapma şansını buldur Zaçalın Bay. O anlamda önemli bir şey. İstatistiklere çok girmek istemiyorum ama yani mesela en fazla gol atan takımlardan bir tanesi. Fenerbahçe ile birlikte en fazla gol atan takımlardan bir tanesi. İlginç olan en fazla... topla oynayan ya da paslaşan takımların arasında Sivas yok. Çok altlarda. Ama en fazla şut çekenlerin arasında 5. Mesela Fenerbahçe 1. sırada ama çok daha kayıp puan açısından aşağıda. Evet. Fakat attığı şutların oranı açısından da en 1. Sivas %42 ile. Yani daha bilinçli oynama, daha kontrollü oynama. Hı hı. Ve atak yaptığı zaman da sonuca gidebilme açısından sinyaller veriyor. Zaten en fazla kontrataktan gol bulan takım, en fazla kontrataktan şut çeken takım. Baktığınız zaman aynı şablon golü her maç neredeyse atan ya da iki maçta bir atan, iki kanattan bir oyuncuyu kaçırıp onun yuvarladığı topa altı pas civarında birisinin temas etmesiyle bu ezberlettiler. Evet. Yani aynı golden ondan fazla attılar. Herkes atıyor. Yatabare de atıyor, işte şey de atıyor, Kone de atıyor. Duruma göre Emre de atıyor. Aynı gol. Yani figürler değişiyor. Kaçan oyuncular değişiyor. Ama o mantıkla hep aynı şeyi yapıyorlar. Aslında bu da devamlı bir şeyi çalıştıklarını gösteriyor. Ve bunu da çok iyi uyguluyorlar. Ha, tabii burada da başka bir soru var. Onlarla oynayan rakipler de bu şablonu... Niye bu kadar çalışmıyorlar ve özellikle kanatlardan arkalarına oyuncu kaçırıyorlar? Tabii o başka bir soru olsa gerek ama yani sonuçta da işte 2. Başakşehir'e de birazdan geleceğiz. Başakşehir'de de sağ kanattan Viska yıllardır aynı şeyi yapıyor. Aynı şey yapıyor. Kimse önlem yani, alamıyor. Gene aynı başarısını sürdürüyor. Sürdürüyor. Yani evet, önlem alıyorsunuz ama sizi bir şekilde verkaçlarla alt edebiliyor. Başka şekilde, evet, alt edebiliyor ama... Aynı hareketi hep yapabiliyor. Yani burada da aslında bizim ligimizin, belki de Feryal Hanım'a destek verelim, kalite olarak çok da kaliteli olmadığını gösteren bence örneklerden biri. Zaten kayıp puanlar da bunu gösteriyor. Mücadele yüksek efendim. Çok. Bir de ikinci yarı biraz daha öğrenilmiş olacak yalnız Sivasspor. Tabii biraz zaten daha, son iki maçta... dikkatler de daha çok üzerinde olacak. Son iki maçta da çok zorlanmalarının, evet, sebebi de biraz bu. Evet. Ama ne olursa olsun lige renk kattılar. Hı-hı. Bunu mutlaka söylemek kuşkusuz lazım. Önemli bir puan örnek avantajı oldular var. En azından üç büyüklere göre. Ama sonuna kadar gidebilirler mi? Yani şu anda bütün Türkiye bunun için herhalde papatya falı bakıyordur. Evet. Kuvvetle muhtemelde çoğunluk gidemez diyordur. Değişik gerekçelerle. Ama bekleyip görelim. Ve isterseniz yavaş yavaş Başakşehir'e, ikincimize geçelim. Başakşehir'de Sivasspor'un 4 puan altında, 33 puanda. Başakşehir'i biz çok konuştuk burada. İsterseniz önce bir Feryal Hanım'a yine ya sözü vereyim. Bugün böyle size misafir şeyi yapıyoruz ama gelecek biraz haftadan, öyle ama gelecek haftadan itibaren sen sorpası bana atarsın. Atayım, tamam. Nasıl istersin? Buz orta. Biz çok Başakşehir konuştuk. Öyle mi? Peki. Seviyoruz. Enteresan onları. Bir şey dikkatimi çekiyor benim. Son 1-2 haftadır filan sohbetlerde, spor programlarında konuşulan tek şey Sivasspor lider, altında Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Sivas'la ne olur? Başakşehir'den bahseden yok.
çok tuhafıma gidiyor bu da benim. Ya bu artık olağan şüpheli, olağan üst sıra. İkinci olur, üçüncü olur ama birinci olamaz. Nasıl? Ha. Ama yani o oralarda bir yerde zaten var. Bu kabullenilmiş bir şey gibi. Güzel o da yani golleri de güzel, iyi oyuncuları var. Seyri hoş takımlarımızdan elbette Başakşehir'de. İkinci yarı ne yapar? Bu halinden çok geriye gideceğini düşünmüyorum. Bir hani o seyirci avantajı olmaması dediğimiz şey var ya. Hı hı. O tabii bazen motivasyon için çok gerekli olan bir şey. Evet. Onlarda öyle bir eksik evet. var. Ama aynı zamanda bu bir avantaj da tabii. Evet. Çünkü bazen şey hani o çok baskı klasik yok. Tarifle. Oğlum niye öldürdün? Çok seviyordum abi. Evet. Bazen insan sevdiğini öldürür. Ha, öldürür. Evet. Öyle de bir rahatlıkları var. Yani ne yapsalar iyi oldukları sürece hep takdir alacaklar. Müthiş eleştirileri. Yani Başakşehir şampiyon olmadı diye kıyametlerin kopacağını, koparılacağını hiç zannetmiyorum. Öyle bir şey. Bu da bir rahatlık veriyor. Evet tabii. Aslında gizli ve derinden gidiyorlar. Ha. Yani ilk haftaları çok kötü başladılar. Hı-hı. Değil mi? Mağlubiyet. Mağlubiyet, beraberlik. Bir beraberlik. Ama evet. Ondan sonra vites yavaş yavaş. Ondan sonra vites ufak ufak. Gene aralarda şeyler oldu. Duraklamalar bilmem ne ama onlar da sonlara doğru açtılar arayı. Yani galibiyetler ardı ardına gelmeye başladı. Başlangıcı kötü yaptılar. Biraz teknik direktöre yorduk. Oyun sistemi değişiyor mu dedik filan. Ama hatta geçen senenin daha önüne geçtiler bence olarak, daha tecrübe olarak. Şampiyonluk yolunda tecrübe sahibiler. Kaç yıldır bunun mücadelesini veriyorlar. Son anda geçen sene mesela çok yaklaşmışlardı. Galatasaray son bir hamleyle öne geçti. Bu sene de bilemiyorum yani benim de kuvvetli adaylarımdan bir tanesi. Hani herkes senin de dediğin gibi diğerleriyle meşgulken siz onlar sessiz sakin aradan sıyrılma ihtimali var. Zaten olması çok iyi olacak. Öyle gibi de gösteriyor. Yani şampiyonluk mücadelesinde böyle iki aday, üç aday falan değil. İki aday olduğu zaman oluyor. Peki gitmiyor. Derdi. Doğru. Olmuyor doğru, yani. Doğru, evet. Çok şey. Bir husumet de çok oluşuyor. Yoğunlaşıyor. Yani biraz kıran kırana geçecek gibi gözüküyor. Daha İkinci. Fazla takım evet. olması daha hakkaniyetli evet. sonuçların doğru. çıkmasına yol açacak o gibi. O çok sevdiğim geliyor. Benim kardeşime bir tarif var. Kadro mühendisliği Başakşehir'de çok hep iyi. Daha iyi. Çok iyi. Evet. Çok iyi. Bir de Başakşehir bana bu sezon, yani geçmiş sezonlarda da veriyordu da bu sezon daha bir ağır siklet boksör gibi. Yani yumruk alıyor ama düşmüyor. Yani evet o darbeyi alıyor. Ama ayakta kalıp sizi bir şekilde alt etmeyi başarıyor. Biz aslında bunu daha evvel 3 büyüklerden görürdük. Ama bu senenin 3 büyükleri yani duruma göre rüzgara bile gerek yok yani. Görüyorsunuz parça pinçik oluyorlar. Un elbası gibi ağızda dağılıyorlar. Yani en azından 1-2 maç bağlamında her büyük için aynı şeyleri söyleyebilirsiniz. Belki Galatasaray için daha fazla söyleyebilirsiniz bu sezon özelinde. Ama Başakşehir bu görüntüyü vermiyor. Yani hakikaten demirle bile bir görüntüsü evet, veriyor. Bakalım ama biraz da oturmuş olmasından yani kaç yıldır aynı kadro büyük oranda korunuyor. Büyük oranda korunmasından. Yani büyük gidişler yok. O rahatlıktan bir de yani profesyonel olarak iyi yönetiliyorlar. Yani bunu da kabul etmek lazım. Ama bakalım yine aynı soru. Sonunu getirebilecekler mi? Son 2-3 haftada yine bir şekilde aşağı düşecekler mi? Bu ülkede her şey mümkün diyelim. ve isterseniz herhalde en çok konuşulan takımların başında gelen Trabzonspor'a, 3. sıradaki Trabzonspor'a gelelim. Onlar da liderin 5 puan gerisinde 32 puandalar. Yani biz burada çok Trabzonspor'u konuştuk, çok fazla Ünal Karaman'ı övdük ama Türkiye'de tuhaf işleri olmaya devam ediyor diyelim. Yani söylenebilecek şey, evet, tek biz, şey. Biz bir sürü şey söylüyoruz. Bir bakıyoruz ki o söylediklerimiz pat yıkılıyor. Arkasından başka bir şey çıkıyor maalesef. Biz geçen görüntü hafta başka. Mesela burada Antalya Spor üzerinden de Stefan Thomas işte orada kalır mı? ben şey esprisi yaptım ya tam zamanı geldi gider herhalde diye. Ertesi gün gitti. Yani ben çok şaşırdım. O rekor muydu acaba? Bu senenin rekoru onda olabilir mi? Hızlı gitme. Yok o kadar bilemiyorum. Belki bu senenin olabilir de yani rekor daha değil. Daha hızlı 8 günlerimiz, bir daha günlerimiz. Yarım günde gidenler falan da evet, olabilir. Bazı küçük anlaşmazlıklar olabiliyor. Bir gün sonra vazgeçme. Olabiliyor ama yani Trabzonspor özelinde yani
Trabzonspor'ların bir bölümü oynanan oyundan memnun olmasa da diğer takımları destekleyenler Trabzonspor'un oynadığı oyunu genelde beğeniyorlar. Çünkü bu ligin en fazla kaleye giden takımlarından biri de Trabzonspor. Fenerbahçe ile beraber Trabzonspor zaten. Ve gol atabiliyorlar. Çok iyi bazı oyuncuları var ama kadro mühendisliği kelimesi çok güzel bir kelime olduğu için hemen devam edelim. Orada biraz sıkıntıları görüyoruz. Yani üst taraf böyle Formula 1 arabaları ileride, arka tarafta da biraz Kaan arabaları var. En azından Trabzonsporluların bakış açısına göre öyle. Orada bir denge sorunu var ve bazen bu sahaya yansıyabiliyor. Ama şunu görmek takım savunması bağlamında ve özellikle bu dar bir kadroyla oynamanın ve arka arkaya yapılan, hep burada onu konuştuk, 3 günde bir maçların yapılması, o dar rotasyon, çok fazla yük binen 34-35 yaşındaki bazı oyuncular, misal Sosa, duruma göre iki kanat beki, onları gördüğünüzde şunu görüyorsunuz. Ya bu takım 60. dakikaya kadar iki farkı İyi. Bulursa harika ama tek farkla öndeyse bir şekilde Trabzon o maçtan puan kaybedebilir, hatta kaybedebilir. Bunu gösterdiler ve birçok maçta gösterdiler ve belki de ipler buradan da gerildi. Evet. Ama kağıt üstünde bu kadar sakat var. Şu puan tablosunda yani en başarılı, en fazla şampiyonluk alan 4 takımımızı düşününce hangisi deseniz Trabzonspor'u parmakla gösterecekken onun hocası gitti. Yalnız ama gitme nedenleri Türkiye'de. Sadece bizim gördüğümüz gibi de değilmiş. Tabii. Biz bilmediğimiz başka şeyler de varmış. Bazı şeyler tabii bizi aşan şeyler var. Bizi evet yani zaten onları mış olarak anlatamayacağız. Ancak şu anda evet. Anlatamayacağımız konunun pek futbolla alakası yokmuş. Yok. Ama onlar tabii böyle biraz tabii bakışlarımızı biraz şey yaptı tabii. Yani Ünal Karaman'ın gidişi konusundaki görüşlerimizi tabii ki şey yaptı. Soru işaretleri koydu. Ya haksızlık oldu. Sonuç olarak Ünal Karaman'a haksızlık oldu. Ama bu kadarını söylememiz lazım. Şimdi yani eski kaptanları Hüseyin Çimşir ile devam edecekler. Yani teoride öyle. Ve öyle bir halde ki Trabzonspor, yani sanki demin boksör esprisi yaptım Başakşehir üzerinden. Trabzonspor bir darbede dağılacak gibi gözüküyor. Ve bu da sanki yönetimin eseri. İlk 2-3 maç tabii herkesten çok Trabzonspor için. Herkesin önemli. Gözü Trabzon'da olacak. Tabii, ve bütün oklar Trabzon'da yönetime çevrilecek. Yani görüntü bu şekilde. Ha o top ama bu ama futbol çok da transfer var. Bayağı transfer yine yapabilecekler. Yani mali olarak konumları iyi herhalde. Herhalde iyi. Hepimizden yani, daha şanslı duruyor. Hepimizden diyorum. İşte pardon. Sponsorlar diğer takımlarda. Yani şimdi sponsorlar hepimiz var. Şeyler var. Yani bir sürü olaylar var tabii. Yani sponsorların. Ligin 16 takımı. Evet. Onu kastettim. Gücü önemli. bir de hani yeri gelmişken bu yayın hakları meselesi çok demode kaldı. Bunların yeniden bir düzenlenmesi, daha hakkaniyetli bir hale getirilmesi lazım. Maddi durumlar nedeniyle. Yine aklıma gelmişken bahis konusunda, onu hep söylemek istiyorum, şimdi yeri geldi, aklıma geldi. Bahis konusunda kulüplerimizin isimlerini kullanmaları lazım. İsimlerini kullanamıyorlar. Yani kulüplerimizin üzerinden bahiste çok paralar kazanılıyor ve kulüplere düşen pay son derece düşük. Bunların bahis kurumlarıyla kulüplerin birleşip, yeniden konuşup bundan daha fazla pay almaları lazım. Evet. Burada bir haksızlık var. Yani onların üzerinden inanılmaz paralar kazanılıyor. Kulüplere verilen son derece düşük fiyatlar. İsim haklarını daha iyi kullanmaları lazım. Doğru. Evet, transfer meselelerini sanıyorum sonradan konuşacağız. Daha biraz daha belli olsun. Giriş, Galatasaray'daki transferleri tabii ki de konuşacağız. Onyekuru evet. Geldi eski çünkü Galatasaray. Olan var olmayan var. Pek konuşmasak. Olan var olmayan var. Evet. Zaten haftaya niye konuşalım dedik. Evet. Herkes zaten bir yapar belki. Araya birbirini sıkıştırır diye bekliyoruz. Ama zaten transfer biz de biliriz ki son dakikaya kadar sürer. Ve o fakslar gider. Hatta fakslar gidemez. 20 saniyeyle doğru. 45 saniyeyle o transferler gerçekleşmez. Ters basılabilir, ters de gönderebilir. Yani 3 büyük tarihinde bu da var biliyorsunuz. Faksı ters çekti bir kulübümüz iddialara göre. O yüzden de bir oyuncu gelemedi. Her şey mümkün diyelim ama ilerleyen haftalarda mutlaka transferler üzerine de konuşacağız. Sörloth çok genç değil mi? 25, 24? 24, 25. 24 gibi galiba. Genç.
23-24 yani fazla değil. Charlotte çok iyi bir transfer çok, oldu. Çok. İnanılmaz yani, başarılı. Ligin, ama işte Charlotte, Vedat Muriç. Yani bu lig aslında ileride böyle güçlü kuvvetli, uzun boylu. İşte Ferişte Hanım'ın eski mükremi şeyiyle Edeleli topçuları sever. Yani sert çocukları sever. Yani siz onun etrafında çünkü takımı öyle kurgulayabilirseniz civarındaki oyuncular da çok gol atabilir. Yani bu bir modeldir. Ha, iyi transfer. Biraz da şundan diyorum. Geldiği takım Southampton mıydı? Yani şeyden ama neyse, oynamayan bir oyuncunun yani kiralanması yani olarak. Çok yani hani o şeyde Premier Lig'de beğenilen bir futbolcu değildi. İyi transfer bu. Siz böyle bir adamı alıp burada parlatıp çok verimli, evet. Türkiye'nin en iyi futbolcusu yapıyorsunuz. Ve aynı zamanda opsiyon hakkının olması da çok çok önemli. İşte bu da hep tartışıyor. 6 milyon euroyu bugün mü versem, 2 sene, 1 sene sonra mı versem falan diye başkan üzerinden konuşuluyor. Ama Trabzonspor gerçekten çok önemli bir transfer yaptı ve herhalde de opsiyonu kullanacak gibi gözüküyor. Çünkü yani Sörlot gibi oyuncuyu bulmak pek kolay, kolay değil. Kolay değil. Buradan isterseniz Fenerbahçe'ye gelelim. Fenerbahçe'mize gelelim. Fenerbahçe'de liderin 6 puan gerisinde. 31 puanda. İç sahada bir Fenerbahçe var, fırtınalar estiren. Deplasmanda bir Fenerbahçe var. Üşüyen, orada üşüyorlar. Üşüyorlar diyor. Evet, beklenmedik. Çok biraz saçma puanlar kaybedildi ilk yarıda. Ama son Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı elbette ve Çaykur Rizespor maçından 3 puanla dönmekte böyle bir kıvılcım, heyecanı, ateşlendirme olacak galiba duygusunu. Zaten o duygu hep vardır. Herkes de vardır. Biraz daha hızlandırdı, yükseltti gibi. Ben kampa, yani nereden başlayayım bilmem. Ama Merve Tekici'nin kampa katılmasından çok mutlu olduğumu söyleyeyim. Çünkü bir iki gün öncesinde gönderilecekti, kiralanacaktı, satıldı falan her neyse. Merve Tekici'nin özel bir hikayesi var. Bu çocuk Fenerbahçe'ye gelmek için çok fedakarlıklarda bulunmuş bir hikayesi olan futbolcu. Ben de böyle şeyleri çok önemsiyorum. Yani evet oynayamadı, evet çabuk sakatlanabiliyor, çok sakatlandı. Maalesef çok sakat. Çok uzun süredir sakat. Yoksa kaldı. Çok ayrı bir oyuncuydu. Ama bambaşka. Bambaşka ve o fedakarlığı ya da sevgisi ya da sadakati artık nasıl tarif edersek edelim. Bunun bir ödülünün sabır olarak gösterilmesi lazım ki Fenerbahçe'de eser miktarda bulunan bir özelliktir. Yani ben çok hatırlıyorum dakika ya 6 dakika geçti hala gol yok diyen bir camianın futbolcusu Mehmet Ekici. Ona her ne sebeple olduysa kampa götürülmesinden çok mutluyum, onu bir kere söyleyeyim. Onun dışında transfer haberi tam programa girmeden aldık ama çok emin konuşalım. Değiliz. Bence de haftaya konuşuruz. Peki ben konuşuruz. Size basit bir soru sorayım. Sizin için Fenerbahçe'deki sezonun ilk yarısı bakımından en büyük hayal kırıklığı kim oyunculardan? Ya saçlarının rengini de çok seviyorum ama Kruse. Ama baştan iyi başlangıç yaptı. İyi başladı ama sonra ne oldu bilmiyorum. Evet. Yani İstiklal Marşı'nı ezberleyeceğim diye belki arada. Yeteneklerini kaybetti. Bayağı bilmiyorum. Asistleri var. Altı asist tamam falan da, yaptı. Ama ondan beklenen istikrarda değil diyelim en azından. Transfer evet haftaya konuşacağız ama bir Kolarov'dur gidiyor. Hayal. Keşke Lazio'da oynasaydı. Roma'da çok sevdiğim bir takım çünkü benim hakkım takımı. Sarı kırmızı bir takımı seviyorsunuz. Evet, Roma. Roma. Kayıtlara da geçsin canlı yayında. Önemli bir itiraf geldi. Şakayla karışık. Ama ya Fenerbahçe'nin sol bek ihtiyacını herkes biliyor. Ama, ben hep şunu düşünüyorum. Ama size bir soru sorabilir miyim ben? Yani Hasan Ali'nin yerine kendinize koysanız. Hasan Ali kaldırım. Yani çocuk sakatlandı. Adı Hans hayatımız olsa kimse tartışmıyor. Evet aynen öyle. Bir de bir şeyle görüştüler galiba. Adı Jesus da soyadını bilmiyorum. Hiç lüzum yok bizde var iyileşecek dedim zaten. O Jesus yani. bir tane birisi daha olsa fena mı olur? Hayır işte böyle sakatlıklar olabiliyor. Tabii. Beklenmedik tabii. Derecede uzuyor ama yeni sol beki beklerken Hasan Ali kaldırımı da harcamak pek hoş değil. Çünkü ne kadar kıymetli olduğunu yokluğunda iyice anladık. Ama şey gibi
Mesela eski bir tezahüratı vardır Fenerbahçelilerin. Konuşmayı öğrendik. İlk sözümüz Kanarya. Ben eminim ki şu anda Fenerbahçelilerin mama sandalyesinde oturan bebeklerde konuşmayı öğrendik. İlk sözümüz sol bek falan diye bir şeyler konuşuluyor. Yani artık sol bek, sol bek, sol bek, sol bek ama Kolarov'un bir hayal olduğunu düşünüyorum. Çok zor herhalde. Çok zor. Çok ya zor. Çok iyi oyuncu. Öyle evet, bir oyuncu çok bulabiliyorsanız harika. Bir de bu sene hepten ya da iyi oynayacağı tuttu. Harika bir oyuncuyu yakalarsanız evet, yine harika. Evet, ama evet, Hasan Ali bu performansı gösterirken evet, siz ikisini de bulamıyorsanız evet, Hasan Ali'yi yedekleyecek evet, bir oyuncu evet, bulabilirsiniz. Mesela Kayseri Spor'da sol bek oynayan bir oyuncu var. Fenerbahçe altyapısından gitti. Adı Yasir. Yani evet. Yani bazı işte kadro mühendisliği açısından bakılırken bazı şeyleri pek anlayamıyoruz. Yani bizde evet bir yabancı düşkünlüğü var, onu biliyoruz. Yabancı olsun, neden olursa olsun yabancı olsun istiyoruz ama sizin bazı o mevkilerde oynattığınız oyuncuları da büyük orada haksızlık Kayseri ediyorsunuz. Kayseri Spor'dan şunu mu alacağız diyorsun? Ya tabii. Halbuki oradan birisi geliyor, bir Avrupa bilmem ne, alt liglerden bile gelse o tanımadığın, bilmediğince sanki çok daha fazla şey yapıyorsunuz. Yani bu ülkede hayal edebiliyorsunuz. Şunu da unutmayalım. Alt ligden Umut Meraş yani bir geldi. Sadece yarım sezon, bir sezon kendini gösterdi. Üst seviyede Bursa Spor'da. Hı-hı. Ama Bursa'nın da yani kötü sezonunda oynadı. O Fransa'ya gitti. Zeki Çelik zaten sadece alt ligde oynayıp Lille yolunu tuttu. Yani sonuçta sistem, bu ülkede de sistem, aslında bekler de var. Hani biz bek bulamıyoruz ya genelde, o yüzden evet, söylüyorum. Evet, evet. Eskiden santrfor bulamıyorduk, bir ara stoper bulamıyorduk. Ön libero konusunda hep şanslıydık. Hep herkes çalım atıyordu ama nedense bek bulamıyorduk. Yani işte Sabri ortayı yapıyordu telefon kulübesine doğru. İşte her zaman bazı oyunculara çok fazla yorumlar yapılıyordu. Ama sonuçta elde işte Hasan Ali diye bir gerçek var. Evet. Ve bu kadar bu bir oyuncu, bu kadar varken, da iyi oynarken evet, onun bir yedeği olur. Daha iyisini bulamıyorsanız onun bir yedeği olur. Yani ve onun bir yedeğini bulmak demek o genç kadro mühendisliğinde duruma göre sizin başka mevkilere çok daha büyük bir parayı aktarıp mesela oraya düşünecek bir şeyle Fenerbahçe çok daha önemli bir stoper alabilirdi. Hı-hı, belki de dertlerinin hı-hı, büyük bir tarafını çözebilirdi. Yine çünkü sizin stoper ismi geçiyor Fenerbahçe'de. Siz de zaten onu ama haftaya bırakalım bir kesinleşsin de ondan sonra evet, diyelim. Ama yani şeyi görmek, yani siz hayal kırıklığı kruz ediyorsunuz. Peki en başarılı beklenti buldunuz. Beklenti yüksek olduğu için diyorum. En başarılı buldunuz. En Muriç başarılı mi? Bulduğum Ozan. Ozan pardon. Ozan Tufan, Gustavo ve Muriç. Bir böyle. Devam edeyim mi? 25 kişi daha. 3 silahşörleri saydınız bence. Değişik gerekçeler. Bir de şey Serdar Aziz Sadık olmuştu. Orada da Sadık fena maalesef sakatlandı. Sakatlık. Evet. Dirar orada oyna, burada oyna. Ben yakında ben yorgunum hayat şarkısını söyleyecek herhalde. Kafası karıştı elbette. Kolay değil tabii yani. Bir sağda bir solda, ya, bir önde evet, bir arkada evet, yani zor. Evet, kimim neredeyim olabiliyor tabii, zor. Ama gene de elinden geleni yaptı. Yani, iyi bir oyuncu bir şey yok, ya belli bir öyle, gücü var. Evet, evet. Ama mesela Dirar da artık bir yaşın üstünde. Yani ya bizim bu kadro mühendisi ben o açıdan çok seviyorum. Yani 30'lu yaşları çok seviyoruz. Evet, evet. Burada sözüm meclisler sakın yanlış anlaşılma olmasın şimdi ama. Şimdi gene kampa çok gençler gitmiş. Hı-hı. Ne kadar güzel. Yani hepimiz konuşurken biraz altyapı, gençler, gençler diyoruz. O gençler ilk maçta 6 dakika süre alabiliyorsa 6. dakikada bir hata yaptığı anda onlarla da olmuyor. Olmuyor çünkü illa o şampiyonluk ya, başka hiçbir şeyin önemi yok sonuçta. Onun için bilmiyorum biraz huyumuzu değiştirmek lazım. İşte Şampiyonlar galiba. Ligi'nde yani, el alem 16-17 yaşında ya, çocuk oynatabiliyor. Ya ya işte, hayranlıkla izliyorsun. Hayranlıkla izliyorsun. Ama sen yapamıyorsun. Sağlam duramıyor. Biz sadece çünkü Türkiye Kupası maçlarını yönetimler bekliyoruz. Yönetimler sağlam duramıyor evet, taraftar karşısında. Evet, evet. Bununla biz şampiyon olacağız diyorlar. Bir çocuk da bitiyor, şey de bitiyor. Evet maalesef. Olay da bitiyor. Maalesef. Çünkü sağlam bir kurgunuz yok. Hı-hı. Zaten iyi bir kurgunuz var. Hı-hı. Oradan bir de eleştiri geldiği zaman aman diyorsunuz o zaman ismi olanlarla gideyim. Tabii. Bari tabii, ben bunları aldım olmadı ne yapalım falan yapıyorsunuz. Doğru. Buradan da isterseniz biraz daha Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta da sözü size vereyim. Ve aynı yerden başlayayım. Beşiktaş'ta bu derece çok isterim. Atiba'dayı umarım kalır. Uzunca yıllar burada kalırız. 50 bin euro ödedi Galatasaray. Kuruya da 650 bin euro
ödedi. Tabii Galatasaray'ın sınırları düşünüldüğünde veya verdiği paralar düşünülünce Onyekuru ucuz kaçmış. Yani Galatasaray'ın çok pahalı bazı oyuncuları 4 milyon, 3 milyon doğru, euro tabii. üstü oyuncuları düşünülünce ama yani bu paralar hakikaten düşündüren şeyler. Ama herhalde şöyle demek lazım. Aslında sezon başında almak çok istiyorlardı. Fuat Terim Onyekuru'yu çok istedi. Ama Monaco'ya transfer oldu. Bir umut oraya gitti ama tutunamadı. Evet. Şimdi Galatasaray'ın ayrıca sol bek transferi de var biliyorsunuz. Uruguaylı genç bir oyuncu. O da 1,5 yıllığına kiralandı. Aslında River Plate'de çok iyi bir performans sergilemiş bir oyuncu. Sarı ama, kırmızıdan geldi yani gene. Kırmızı beyaz. River Plate sarı kırmızı değil mi? Kırmızı beyaz, sarı lacivert de boka. Boka'yı işte onu bildiğim için öteki herhalde. Olsa olsa sarı kırmızı. Yok kırmızı beyaz. Latin Amerika'da çok az sarı kırmızı değil mi? Yok neredeyse yani. Yani hemen direkt aklıma gelmedi ama mutlaka düşünsem sarı kırmızı Güney Amerika'da. Gelemedi şu anda. Ama yani ama Almanya'da tutmadı. Şimdi Galatasaray bu oyuncu içinde bakıldığında... Yine bir kiralama ücreti ödüyor. 500 bin euro bir kiralama ücreti ödüyor. 1,5 yıl içinde 2 milyon aşağı yukarı euroluk bir fiyat veriyor oyuncuya. Şimdi heyecanlandı taraftar. Çünkü Onyekuru geçen sene attığı gollerle gerçekten Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok önemli bir rol oynadı. Fakat Onyekuru da Saracchi'de oynamayan oyuncular. Evet. Yani aslında sezonun ilk yarısında genellikle antrenman topçusu olan oyuncular. Ve Galatasaray bunları alabiliyor. Tabii ki de mali durum ortada. Ama ben size öncelikle aynı soruyu soralım. Galatasaray'da peki en büyük hayal kırıklığı futbolcular bağlamında? Bunu ki, yani baştan yeniden yapılanma gerekiyor. Ama buna bir türlü kulüplerimiz her sene aynı yıllardır, son belki 20 yıldır aynı şeyleri söylüyoruz ama kulüpler hep aynı tuzağa düşüyorlar. Bir sistem oluşturmuş ve bu sistem kırılamıyor. Kimse kıramıyor. Yani birisi kırmaya kalktığı zaman hepsi birden üşüşüyor. Onu yok etmeye. Mesela Beşiktaş'ın feda yılında işte o şeyler nedeniyle böyle bir girişim oluştu. Daha ama 2-3 ay sonra baltalandı. İsterseniz burada kısa bir araya gidelim. Aradan sonra dünyaya açılarak devam ederiz. Zaten büyük takımlarımızı özellikle gelecek hafta transfer konularıyla daha fazla masaya yatıracağız. Tamam. Onu da söyleyelim. Şimdi kısacık bir ara, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Malum yılın ilk programı. Giden yılı uğurlamıştık. Gelene de bir merhaba demek lazım. Önce biraz daha renkli başlayalım istedik ikinci bölümde. 2020'de bizi neler bekleyecek? Umarım iyi şeyler bekliyordur ama yani spor olayları bağlamında hem Avrupa Şampiyonası'nın hem Olimpiyat'ın olduğu bir sene. Aslında spor meftunlarının bayram senesi. 47 ayın sultanı var en basitinden Olimpiyat var. Ama diğer taraftan da daha erken olarak 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finali var. Tabii. Ve Şampiyonlar Ligi finali demişken İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final. Malum orada son bir final oynandığında çarşı karışmıştı. İstanbul'un en güzel haliydi belki de. Beyoğlu kırmızılara çok bürünmüştü. Çok güzeldi, çok. Evet, doğru o, kırmızıya bürünmüştü. Doğru kırmızıya, beyazı var diye. Evet. Şakayla karışık arkadaşlarımız da o böyle Liverpool görüntülerini de yavaş yavaş verebilirler ekrana. Önce oradan başlayalım. Hakikaten Şampiyonlar Ligi finali. Bizden bir takım olmayacak beklendiği üzere. Kim olacak acaba? Bakalım yine Liverpool mu gidecek, Manchester City çok istiyor, Manchester City mi gidecek? Ama tek bilinen yani Liverpool şurada 3-0 mağluptu 43-51'de ve bir anda 3-3'e getirdi. 3-3'e getirmekle kalmadı ve golleri hemen buldu yani ikinci yarıda arka arkaya goller. Ondan sonra penaltılara kalan maç, penaltılarda kazandılar ve hakikaten destan yazdılar. Yani İngiltere'de İstanbul mucizesi, İstanbul rüyası, İstanbul böyle bir tabir var. Yani İngiltere'de acayip bir şey olduğunda hep uzun İstanbul'da. Metrajlı filmler yapıldı. Belgeseller yapıldı. Evet. Bizim ikinci şehrimiz diyorlar zaten. Evet. Yani Liverpool'u bu kadar seviyor. Liverpool zaten buraya yine geldi.
Sezon başında da Chelsea ile oynamaya geldi. Seviyorlar yani burayı. En fazla beklediğimiz maç aslında Şampiyonlar Ligi finali. Belki de bilmiyorum katılır mısınız? Dünya Kupası finali mi daha heyecanla bekliyorsunuz? Şampiyonlar Ligi. Tabii ki Şampiyonlar Ligi. Yani Dünya Kupası bir kültür ama öbürü futbol yani daha başka bir şey. Daha bir şey bütün var. Bütün güçlerini gösteriyorsun. Yani, diğerinde sınırlamalar var. Milli takım oluştururken istediğiniz takım yapamıyorsunuz. Tabii. Siz benim mesela ilgimi çeken şey Milan Liverpool maçında Milan 3-0 öndeyken Fatih Terim de yorumcuydu ve şöyle bir ifade kullandı. Benitez de Liverpool'un başındaydı. İşte artık dedi madem 3-0 gerideler çek forvete adam alması lazım. Forvet sayısını artırması lazım dedi. Benitez öyle bir şey kesinlikle yapmadı. Orta sahayı güçlendirdi. Ve o şekilde maçı alınca ben böyle tabii birazcık şaşırmıştım. Yani yorum çok ters düştü şeyle birlikte. Ama bu da tabii ki biraz şey meselesi. Yani belki bir başka maçta öyle yaparsınız galip olur. Ama Benitez öngörüsü demek ki daha kendi takımını daha iyi tanıdığı için kendi öngörüsüyle maçı almayı başardı. Bu da zaten hep tartışılan bir konudur biliyorsunuz. Yani geriye düşünce ne alınır? Mesela orta saha pozisyon yaratacak futbolcu mu almak kiralayalım lazım? Bari. Yoksa işte son vuruşları iyi olan birisini mi almak lazım? Bu hep zaten tartışma konusudur. Orada o benim için futbol taktiği açısından önemli bir şey oldu, ders olmuş oldu. Benitez hiç şeyi yapmadı. Forvet sayısını artırmadı. Ne kadar severmişiz meğer Liverpool'u. Bütün İstanbul bayram etti o akşam. Bütün esnaf da bayram etti. Esnaf da bayram etti. Ama İstiklal Caddesi inanılmaz bir şenlik yaşadı o gün. Çok güzeldi. Biz de koştura koştura gittik onlarla. Taraftarlarla oturduk falan. Tabii. Konuştuk. Hepimiz. Çok güzel bir gündü gerçekten. Çok aslında güzeldi. Milan da sevilen takımlardandır. İtalyan takımlarını da severiz biz. İtalyan takımlarını severiz de. Ama Milan'ı bu çok şey, mu severiz çok emin yok, değilim. Öyle, mesela, ama yoktur yani Türkiye'de. Inter'den daha çok hani Milan taraftarı Milan'da. Öyle yoktur ama Liverpool taraftarı çok var çok, Türkiye'de. Çok var evet. Ya Milan taraftarını Sultanahmet tarafında tutmuşlardı. Liverpool'lar Beyoğlu'na çıkarma yaptılar. Sadece Beyoğlu'na değil bütün İstanbul'a çıkarma yaptılar. Zaten sahada olanların daha fazlası belki de şehirde, dışarıda eğlenerek. Çok eğlendiler. Çok eğlendiler. Evet. Zaten bize de aslında futbolun başka bir şey olduğunu da hatırlattılar ve bizimle paylaştılar. Yani aslında o sıcaklıkları da bence unutulmazdı. Ya maç zaten anlatacak bir şey yok ama yani Liverpool'un gollerinden mesela Smicer son maçını oynuyor ve inanılmaz performans. İkinci golü atıyor. O geri dönüşte önemli bir rolü var. Ve son maçı olduğunu bilmesine rağmen o gücü gösteriyor. O profesyonelliği gösteriyor. Biz de biliyorsunuz bazı oyuncular yelkenleri suya verirler yani. Nedense sıkıntılar olur, oynayamazlar. İşte çok o hep yorgun olurlar. Konuşuyoruz ya futbolcunun hani öncelikle bir fizik kondisyonu lazım. İkinci olarak da kafa kondisyonu lazım. Kafa kondisyonu hem kendisini genel futbolcu, genel hayatını düzenlemesi açısından bir de sahada kötü duruma düştüğü zaman hem kendi performansı hem arkadaşlarını yükseltmesi açısından çok önemli bir faktör. O zaten büyük futbolcular böyle oluyor. Bir de düşünüldüğü zaman Liverpool aslında bir kupa çok kazanamadığı bir dönemdeydi. Zaten ligde şampiyonluğu hala unutmuş vaziyetteler ama o sene belki bu sene. Ama şaka öyle gibi görünüyor öyle sanki. Gibi görünüyor ama biz büyük Nisan ayına kadar konuşmuyoruz programda yani defalarca konuşuyoruz. Öyle mi? Tabii. İnan arada mi? Şey yapıyoruz. Türkiye'de olsa şampiyon diye yazıyorlar. Gerçi Beşiktaş 11 puandan kaybetti gerçi. Fenerbahçe'ye kaybetti. Yani ama. O yüzden çok karışmıyoruz. 11 puan mıydı? 9 değil miydi? 9. Sonra maçı hani tekrarlandı ya. Bir biten maç bütünüyle 90 dakika hakem hatasına, kural hatasına sokulup evet. İşte Fenerbahçe yeni transferleriyle istediği zamanda sokulup oynayarak. Kural hatası değildi yani kural hatası. Neyse bu mazi kalbimde yaradır diye devam edelim. Yani Liverpool taraftarının da zaten kalbinde yaramaz. Bakalım bu sene ne olacak ama İstanbul'da finaller güzel oluyor. Çok.
Bir de Atatürk Olimpiyat Stadı'nı unutmuştuk. Orada bir stat vardı uzakta. Etrafı biraz yeşillense bari bir şeyler olsun. Etrafı yeşillense, hepimizin anıları var. O stada gitmeye çalışırken yani başka şehirlere varan vatandaşlarımız da oldu malum. Ama hakikaten güzel olacak. Heyecanla bekliyoruz. Mayıs'ın işte sonunda Şampiyonlar Ligi finali var. Haziran'da ne var? Avrupa Şampiyonası var. Evet. Bizi de ilgilendiriyor artık. Evet. Çünkü olay yerindeyiz. Evet. Olay yerinden bildireceğiz. 12 Haziran 12 Temmuz arası Euro 2020 var. 60. yılı. O yüzden UEFA çok önem veriyor. UEFA çok önem verdiği için de bütün Avrupa bunun bir parçası olsun dediler. Evet. İşte bir orada oynuyorsunuz, bir burada oynuyorsunuz. Hani nasıl bir turnuva mantığı var vallahi bilmiyorum. Nasıl onu denk düşecekler, ne olacaklar? Yok yani, denk düşecek de yani seyahat ajantaları da yaşadı yani. Yaşadı yani, özel futbolcular oradan oraya, takımlar oradan oraya düzenlediler tamam da çok yorucu olacak gibi gözüküyor. Yani çok garip bir turnuva olacağı kesin. Yani bizim istediğimiz futbol bu değil. Can Bart olsa bana kırmızı kart gösterin derdi gitmezlere. Evet olabilir. Bazı oyuncular bunu yapabilir. Özellikle ilk iki maçı kazanan takımlar, üçüncü evet. maç pas geçmeler olacaktır evet. herhalde. Ama umutluyuz. Bizim milli takımın da görüntülerini verebilir arkadaşlarımız. Tatlı bir şekilde onları da analım. Çünkü yani baktığınız zaman genç bir takımla gidiyoruz. Bir şu forvet meselesini çözsek. Yani Burak Yılmaz'a çok endeksliyiz ama yani Enes işte bugünlerde yine bir şeyler yapıyor. İki gol attı hafta sonu hatırlatalım. Şu Cenk Tosun biraz oynasa, oynama fırsatını bulsa. Çünkü oradan çekersek çekeceğiz gibi gözüküyor. Evet, yoksa evet. tarihimizin en iyi savunması var. Ama ya böyle bir savunma bir daha görmeyiz. Savunma müthiş. Yani seçemiyorsunuz. Cenk sakat mı? Sakat değil. Değil ama giremiyor kadroya. Kadroya giremiyor. Çünkü yani sonuçta Premier Lig'de oynamak evet, kolay değil. Hiç kolay değil. Orada hiç iki tane önünde hiç. Oyuncu var. Şimdi Ancelotti geldi. Ancelotti de... bakalım yani Cenk'i tercih edecek mi sanki o da yedek bırakacak gibi gözüküyor. Cenk'in oynayabileceği bir takıma gitmesi lazım. Fulham alsaydık. Olurdu. Ama Cenk'in hani belki şeyi de düşünürse Bundesliga'ya gidebilir. Yani Bundesliga'da oynayan belki bir takım. Yani Türkiye'ye çok gelmek istemiyor galiba. Yani birçok açıdan. Yani şöyle onun parasını çok kaldırabilecek gibi gözükmüyor kulüpler. Bir de çünkü yarım devre için verilecek para bile şey için artık fazla. Yani Cenk çünkü yüksek ücretli bir futbolcu. Bir evet. de büyük 3,5 bir ihtimalle falan alıyor galiba yıl. Hem kupa yani kupa için hem de kendi kariyeri için yani Türkiye'de geçireceği 4-5 ay gollerini atar mı atar. Ama bir Almanya'da oynasa, sert bir ligde oynasa, o mücadelenin içinde olsa seneye tekrar kendisi için başka bir başlangıç yapabilir. Ama buraya gelince belki de kariyerinin ilerleyen zamanını da düşünüyor ve o bir irtifayı kaybeder miyim diye de bir korkusu olabilir. Yoksa en rahat burada yani o paralarda anlaşırsınız. İşte 2,5'unu siz verirsiniz. Zaten veriyorsunuz hep maşallah. Birini de Everton'a ödettirirsiniz. Bir şekilde halledersiniz ama evet. sanki şimdi, çok istemiyor. Yoksa gelirdi gibi. Yoksa gelirdi. Yani şey bir de Cenk tabii ki sürekli atak yapan ve hani iyi bir Beşiktaş'ta oynadı. Orta sahası çok iyi olan, kanatları iyi olan, işte şunu şampiyon olduğu iki yılda çok iyi bir Beşiktaş'ta oynadı. Herkesin zaten öyle olduğu anlarda. İçin de transfer oldu ama Everton öyle bir takım değil. Everton daha çok savunma yapan, daha yani şey bir takım. Çok atak, zor atağa kalkan. Yani Cenk'in pozisyonu oraya pek uymadı bence. Sadece Premier Lig şeyi değil, seviyesi değil. Biraz da takımların oyun sistemleri tabii. de farklı. Yani bakalım ne yapacak? Yani milli takımın çünkü sanki ilerisi önemli. Yani savunma hattımız Merihli, Çağlar'la hakikaten inanılmaz bir savunma hattımız var. Onların da kalecilerimiz çok iyi. Kaleciler çok savunma iyi. Savunma iyi. Ama savunmada yani Merih Çağlar iyi. Birisine 45-50 milyon euro civarı bir bonservis ödenirse çok yakın bir gelecekte şaşırmayın. Yani Türkiye'nin en pahalı oyuncuları olacak gibi de gözüküyorlar. İşte heyecanla bekliyoruz diye hatırlatalım. Tekrar söyleyelim 12 Haziran'dan 12 Temmuz'a kadar bakalım İtalya, İsviçre ve Galler'le aynı gruptayız. İtalyanların güçlendiğini anımsatalım. Ama buradan sıyrılabilir miyiz? Sıyrılırsak da çok güzel olur. Bizim genelde gidişimiz de Avrupa Şampiyonası'na hep bir şahane oluyor. Ya gruptan çıkamıyoruz ve basın birkaç sene aynı şeyleri konuşuyor. Ya da gruptan çıkarsak da
yarı final falan da görebiliyoruz. Yani çeyrek final gördük. İlk maceramızı da 96'da hatırlatırım. Gol bile atamadık. Alpay fair play ödülü almıştı. Vlahovic'i düşürememişti. Kariyeri boyunca en fair olduğu anına denk geldik. Ama baktığınızda 2000'de gruptan çıktık. 2008'de yarı final oynadık. 90. dakikada Almanya'dan gol yedik. Yani bunu birimiz rüyamızda görsek inanmazdık. O yüzden 2016 bir faciaydı. Şimdi baktığımızda yine bizim bir iyi bir şeyler yapma şeyimizdeyiz gibi gözüküyor. O dönem yani gibi. Ben geçen sefer de tekrarladım. Ben bir de böyle rakamlara falan öyle şey yaparım. Böyle tesadüfler çok ilgimi çeker. 20-20. Bazı şeyler. Evet 22. 2-0 iki tane şey var. yine Şenol Güneş vardı 2002'de. Şimdi 2020'de de yine Şenol Güneş var. Şenol Güneş de hep böyle iyi takımlara geliyor. Kendisi de biraz şanslı galiba. Yani şu takım iyi bir takım. Tabii 2002'deki takım çok tecrübeli bir takımdı. Galatasaray'ın o hani Avrupa kupa aldığı, UEFA kupası aldığı iyi kadrosunu temel alarak oluşan bir milli takımdı. Şimdi de çok böyle istikbali olan, yetenekli, birbiriyle uyumlu gençlerden oluşan bir takım elinde. Ben umutluyum o yüzden. İyi olsun, biraz neşeye ihtiyacımız var. Fena halde ihtiyacımız var. Evet. Umarım iyi geçer diyelim. Umarım ben de. Bir de olimpiyat senesi dedik. 47 ayın sultanı 24 Temmuz'da 9 Ağustos arası Tokyo'dayız. Bakalım oradan kaç madalya çıkaracağız. Son olimpiyattan 8 madalya çıkarmıştık. Olimpiyat işte hakikaten hep benim en azından en çok beklediğim şeylerden biri. Heyecanlıyım ama yani bizim illa sporcularımız başarılı olsun diye değil, ben o kültürü çok seviyorum ve o kadar garip insan hikayeleri çıkıyor ki işte o savaşlar, adını kullanamayan ülkeler şimdi evet. Rusya'nın doping şeyini biliyoruz, evet başka bir bayrak evet. altında yarışacak ama siz dünyada, Afrika'da bazı ülkeler var, savaşlar nedeniyle bölünüyorlar, yine adlarını kullanamıyorlar, işte oradan iltica etmiş sporcular, işte maratonda 40. oluyor, 38. oluyor. Yani illa şampiyon olmuyor. O altın madalyayı kazanmıyor. Yarışmak önemli. Ama yarışıyor ve evet. hikayesini duyuyorsunuz. Evet. Onun bir görüntüsü vardı. Ben her seyrettiğimde ağlıyorum. Çünkü annesini 20 küsur sene boyunca hiç görmemiş birisi. Ama yurt, yani batıya kaçtığı için de bütün teknolojik imkanları var. Ve oraya gelen annesinin köyüne giden muhabirler görüntülü konuşturuyorlar falan ve oradaki kadının hali. Yani evet. böyle hikayeler bence o en çok büyük güzel. Başarılardan daha da önemli hikayeler gibi geliyor. O yüzden hani çoğaldıkça bizim hayatımızda da önemi çoğalsın artık. Ve ya olimpiyata biraz da bu gözle bakarız, bakmalıyız çok, diyelim. Evet. Sadece ben akıyı bu anda kaldım. Bence yok, esas tabii. zaten olimpiyatın ruhu bu zaten. Evet, tabii. Yani derece alıp bir, birinci illa altın şey değil. O gözle baktığınız zaman zaten başarılı da olamıyorsunuz. Evet doğru. Ama kızlar voleybol bizim kızlar gitsin. Değil mi? Belçika var galiba değil mi? Belçika, Hırvatistan. Yani şimdi şeyimiz var. Başlıyor elemeler. Elemeler. Gelecek hafta zaten sonuçları da vereceğiz. Yoğun bir onların 4-5 evet. günü var diyelim. Ve böyle bir tatlı başladık. Ama biraz tatsız devam edelim. Avustralya'ya gelelim. Yani evet, çok, Avustralya'da çok malum çok büyük bir felaket yaşanıyor. Bir aydır yani işte... Of şu fotoğrafı. Ya bu fotoğraflar falan en yumuşak olanlarını almaya çalıştım. Ve yani o kadar kötü fotoğraflar var ki zaten herkes sağda solda görüyor. Ama bizim amacımız hani onu göstermek değil ama nereye baksanız görüyorsunuz. Yani işte küresel ısınma diyoruz. İşte doğayla mücadele ediyoruz. İnsan olarak biz her şeyi yaptığımızı zannediyoruz. Teknolojiye hakimiz, muhteşem telefonlarımız var. Hayal bile edemediğimiz her şeyi yapıyoruz. 10 sene evveline göre bile inanılmaz hayaller kurabiliyoruz ama doğa da bize bir şey hatırlatıyor. Yani, oynama diyor artık. Oynama diyor ve işte bu yangınlar bitmiyor ve bir aydır devam ediyor. Yani işte inanılmaz görüntüler var. NASA bir simülasyon yapmış bir ay boyunca. Bütün yangınların olduğu yeri harita üzerinde işaretlemiş. Şimdi arkadaşlarımız getirdi. Çok yani bütün üzücü. Bütün yani, Avustralya yanıyor. Yani, bu evet. bir ayın şeyi sadece tek bir gün ve bir saniyeden çekilmiş bir fotoğraf değil. Yani bazıları internette... Bir de o yağmur fotoğrafı eski fotoğraf dedin. Çok üzüldüm. Yağmur yağdı yağmur, birkaç... Ama, sevimli fotoğrafı düşmüştü bugün ama yağmurda yani ne yapacak? Ne kadar? 2 derece ortalama sıcaklık artmış.
yani o şey oluyor, bitki örtüsü kuruyor, yangın başlıyor, durmuyor. Yani facia bu, engelleyemiyorlar. E şimdi bütün bunların ışığında şimdi şöyle de bir şey var. 20 Ocak'ta Avustralya'da dünyanın hiçbir şey en kalmadı, önemli tabii. Tenis turnuvalarında ya, Avustralya açık başlayacak. Yani baktığınız zaman nasıl olacak? Evet. Yani herkes bunu konuşuyor. Bugün Avustralya'da çekilmiş bir fotoğraf vardı yine. Kortun üzeri böyle bulutlarla, gri bir şeyle kaplı. Şey, inmiş işte. İnmiş zaten. Yani şey, şimdi sporcu sağlığı diye bir şey var. Şu anda o görüntü geliyor. Yani bu ya, burada nasıl oksijen soluyacaklar? 15 gün bile kalmadı değil mi? Evet, 15 gün bile kalmadı. Ve şu anda ilk defa şey dillendirilmeye başlandı. Yani bu turnuva yapılsın mı, yapılmasın mı, ertelensin mi? Duruma göre ertelensin, başka yerde başka bir turnuva düzenlenip o bütün geliri Avustralya'ya mı verilsin? Hani birçok şey konuşuluyor. Ve belki de iki hafta öyle boyunca... Öyle olsa daha iyi olacak belki diye de, ben yani ama... Ya Avustralya bir de bu açıdan da aslında üstü kapalı spor kamuoyunu da gündemini teşkil edecek. Ve daha fazla ses duyacaksınız. Şu çok etkileyici bir görüntü. Evet, yani çok inanılmaz etkileyici bir görüntü. Ve yani 500 milyon hayvanın öldüğü bir yerden bahsediyoruz. Ki yani Avustralya'da, Yeni Zelanda'da hayvanlar insanların önündedir saygı evet olarak. Çok çok önemlidir hayvanlar. Ve mesela oradaki koala nüfusunun %30'u ölmüş. Evet. Sadece orada görülen bir papağan türünün yok olduğu düşünülüyor. Onun dışında bir tane keseli bir fare türü varmış. Yani bir tür kanguruya çok benzeyen o yok, yani onun da yok olduğu öngörülüyor. Çünkü oldukları yerler yanmış falan maalesef. Yani hakikaten çok acı ama işte doğaya bizim saygı göstermemiz gerektiğini gösteren bir örnek diyelim. Bakalım Avustralya Açık Tenis Turnuvası ne olacak, oynanacak mı? Oyuncular nasıl tepki gösterecek? Çünkü bazı oyunculardan da sesler yükselmeye başladı diyelim. Tabii kuşkusuz. Çünkü yani gitmek onu solumak da yani gitmek istemeyebilirler. Bu yani kolay ortadan kalkacak bir şey değil. Kolay ortadan kalkacak bir şey değil. Bakalım ne olacak diyelim. Bunu da ilerleyen haftalarda, zaten iki hafta kaldı, irdeleyeceğiz diyelim. Ve buradan da isterseniz kısaca David Stern'e gelelim. NBA'yi NBA yapan adam artık aramızda değil. Yani NBA işte bilmiyorum takip eder misiniz ama işte bizim oyuncular gittiğinde Hidayet olsun, Mehmet olsun bizim için bir heyecandı. Ama NBA dediğiniz zaman 80'li yıllar. Yudo olsun. Yudo olsun. ama o çok istenilen bir başarılı olamadı. Olabilir. Bogdanovic'ler var. Onlardan filan bir başarılı olamıyorlar. Eğer şey olursa. Melli gitti. Ya Fenerbahçe'den de çok evet, gidiyor. Evet. Bu da işte Obradovic kimseyi yetiştirmiyor diye bir eleştiri var. Yani Obradovic belki yani Melih bambaşka bir seviyeye çıktı. Hani onu bir kabul edelim ülke açısından ama Obradovic başka oyuncuları alıp çok iyi yabancı oyuncuları yani NBA'ye gönderiyor. Onların bazıları da müthiş sözleşmeler buluyor. Evet. O sistemden çıkıyorlar. Hani Obradovic de illa yetiştirmiyor demek doğru mu bilmiyorum. Hani bu ülke açısından belki başka aleyhte nedir? Ona herhangi bir şey söylemek asla doğru olamaz. o başka bir şey. Asla kabul edilemez diyorsunuz. Anayasada da yazıyor. Tartışılması dahi teklif edilmez. Anlıyorum. Ama biz işte NBA ile büyüyen bir kuşağız. Hı-hı. Ve 80'li yıllarda Boston Celtics, Los Angeles Lakers rekabetiyle bir anlamda ben çocuktum, gözümü açtım. Maçlar banttan gösteriliyordu. Sonuçları tabii ki de bilmiyorduk. İnternet yok. Zaten oynanmış maç ertesi gün aradan 10 saat geçmiş. Nereden haberimiz olacak? Ve çok heyecanla canlı gibi izliyordum ben kendi adıma. Ve benim birçok arkadaşım da bunu izliyordu. İşte bunları yaratan adam bu. Kendisi işte NBA'in eski yöneticisi, başkanı David Stern. Hukuk okumuş bir insan ve NBA'in önce hukuk birimine giriyor. NBA'in içine giriyor. Başka hukuk okumuşları da tanıyoruz değil mi? Evet. Şimdi evet. Annem şu anda kızıyor. Sporla bir yakınlığı olmalı. Ben tezimi bu konuda yapmak istedim, izin vermediler diyelim. Ama şakayla karışık. Ve bütün o bu oyuncuların sözleşmelerini iyileştiren kişi bu. Şu an bir iki de sayı vereyim. Mesela 30 yıllık döneminde ilk başladığında yayın hakları
22 milyon dolarmış. Sonunda 930 milyon dolara çıkmış. Yani nasıl bir sektörü büyüttüğü. Sadece bu sektörü büyütürken para değil, bu oyuncuların kazandığı paralar 20 katına, 30 katına çıkıyor ortalama olaraktan oralara getiriyor. Ama sadece bu değil. Yani bir rekabetleri yaratması, kılık kıyafetlerine oyuncuların karışması. Çok faşist diye bunu bazı oyuncular çok eleştiriyordu. Özellikle bazı siyah oyuncular, onlar komik kıyafet seviyordu. Hı hı. Bazı sizin belli bir çizgide olmanız lazım diye. Çünkü o bir ürün var ve o ürünü pazarlamaya çalışıyor. Bakıldığında Avrupa'dan işte Drazen Petrovic'ler, Divac gibi oyuncuları alıp önce Avrupa pazarına açılması. Sonra Yao Ming gibi bir oyuncuyu bulduklarında Çin pazarına açılması ve Çin'de her maçın nerede? Yao Ming'in her maçını 100 milyon insan izliyordu. Yani bakıldığında yani o kadar büyük bir heyecan vardı. Bütün bunları yapan adamdı. O yüzden de hakikaten basketbolun başka bir yere evrilmesine neden oldu. Onu da analım. 1 Ocak günü kaybettik. 77 yaşındaymış. Ondan sonra hakikaten Michael Jordan'la da bir fotoğrafı vardı. İşte biraz da şanslıydı. Yani Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan bunların hepsi aynı anda onun dönemine denk geldi. Ha bir de son olarak da şeyi analım. Dream Team diye 92 olimpiyat oyunları Amerika profesyonel oyuncularla ilk gittiği olimpiyatta gelene geçene bayağı fark atarak bütün maçları kazanıyordu. Süperstarlar takımı işte bu bütün üç büyükte vardı. Bunu bile bir strateji olarak öngördü bu adam. Çünkü bu sayede daha fazla tanınır olacaklarını biliyordu. Zaten bu sayede bütün Avrupa'da herkes yayın haklarının peşinde koşuyordu. Pastayı da hep büyütüyordu. Kafası ayrı çalışıyordu. Hani buradan da şöyle bağlayalım. Evet bizim futbola çok kafa yoruyoruz. Ama sizin belli markalarınız varsa hep siz bir marka değeri diyorsunuz. Yani olan markayı da üstüne mutlaka bir şekilde toz bulaşıyor, çamur bulaşıyor. Değil mi? Ve hiç parlatamıyorsunuz. Bir adam geliyor, bir endüstri yaratıyor, bambaşka bir şey yaratıyor. 30 sene orada kalıyor. Çünkü bu adamların işi bu. Yani spor pazarlaması. Hı hı. Bizim ligleri yöneten insanlar arasında maalesef, yani maalesef demeyeyim de istisnaları dışında bunları okuyanlar burada, dirsek çürütenler var mı? Çok az olduklarını söyleyelim. Zaten ya izin de veriliyor mu üretmelerine ayrı bir soru işareti olarak getirelim. Ama böyle yöneticileri de ister istemez saygıyla anmamız gerekiyor diyelim. Kuşkusuz. Evet yani devrim yaratan bir şey tabii ki. Sistem devrim yaratmış basketbolda. Buradan da isterseniz yavaş yavaş İbrahimovic'e gelelim. İbrahimovic'i de anmadan olmuyor. Yani kaç seferdir anıyoruz. Her değişim, heykelin değişik aşamalarını hep andık. Bugün sahadaydı. Bugün İbrahimovic 21 numarasıyla sahadaydı. 21 numarayı alması ile ilgili de espri yapmış. Biliyorsunuz İbrahimovic çok espiritüel bir karakter. Müthiş bir kibri var. Aşırı bir egosantrik bir futbolcu. Ya müthiş, süperstar zaten. Ama gene de aşırı sinir olmuyorsun. Bir şekilde hani yani, yakışıyor. Yakışabiliyor. Yani hayatını falan okuduğunuzda çok saygı duyuyorsunuz. Yani dışarıdan bu görüntüsüyle. O göçmen ailede geçmesi. Aile yani hep aslında bir yere geleceğini bilen bir oyuncu. Ve şeyi de bilen birisi. Yani yardımları, hani geldiği şeyi unutmuyor falan. Ama onun yanında da böyle bir garip. Hani çok iyi tanımazsanız, sadece bu yönünü görürseniz bu ne kadar kibirli bir insan diyebilirsiniz. Bunu bilinçli mi yapıyor ben merak ediyorum. Bilinçli yani, yapıyor. Evet. 21'i seçmesinin nedeni Cristiano Ronaldo'nun 3 katı kadar güçlüymüş. O 7 giydiği için ben 21 giyeceğim dedi. Evet. Yani. Böyle bir arkadaş. Bu arada hani Ronaldo ile dövüşmek de isteyebilir. Hani öyle bir karakter. ve bu arada gerçekten gençliğinde değişik uzak doğu sporlarını yaptığını, zaten o garip vuruşlar, röveşatalar, havada uçan böyle makaslı voleleri yapabiliyor olmasının da gençlik yıllarından itibaren kaslarını müthiş bir şekilde eğitmiş olmasının etkisi olduğunu söyleyelim. 1.95 boyundaki bir insanın hani bunun yaptığı bazı hareketleri yapamaz yani. Hollywood'daki süperstarlar bile yapmıyor, dublörleri yapıyor diyelim. Ve bugün maçtaydı. Neredeyse de gol atıyordu. Hakan Çalhanoğlu'yla bir fotoğrafı da vardı. Hakan Çalhanoğlu'nun hatta ortasında gol atıyordu. Ama maç berabere bitti. Bu sefer olmadı. Bu sefer olmadı. Ama olur, olur, ya Milan kesin.
demin şey yaparken mazi kalbimizde yaradır diye tangolar dönemine girdik. Milan taraftarının da mazi kalbinde yara. Yani Liverpool nerelere geldi? Bambaşka ya. Umutlarla 2005'ten buraya final geliyorsunuz. Final oynayan evet. İki takım. İki takım ve şu anda Milan gerçekten İtalyan Ligi'nde zor günler geçiriyor. Beklenti çok yüksek. Devamlı transferler yapılıyor. Bir şekilde olmuyor. Bakalım ne olacak ama işte görüyorsunuz işte bir zamanı Nottingham Forest'i 3. lig seviyesine düşüyor. Evet. Yani futbolda dün yok, hayatta da dün yok. Yok. Ve bunlar da bunu gösteriyor. Ha dün demişken de yine gelelim şu heykele gelelim. Bu heykelden önce bir Milan maçına gittim ben. Fenerbahçe Milan maçı. Milan'dan önce çok yıl oldu. O dev stadı da ilk görüşüm çok etkilendim. Daha bizimkiler o sırada epey minyon idiler bütün evet, stadyumlar evet. O ben sırada. Ben de gittim o stada. Ya nasıl bir şey o? Yani bir de yani çok dik böyle. Ben kaldır, böyle kafamı kaldır, kaldıramadım. Ben de değil mi? Sonunu göremediğimi evet. Hissettim. Ve işte maç öncesi sahaya çıkmadan evvel futbolcular anons edilirken bir Zlatan dedi. Gök gürledi İbrahimovic derken işte. Taraftar. Bir de evet. Şey de dikkatimi çekti. Yabancı oyuncuları söylerken tabii İtalyan. Hı-hı. Bizde de öyle değil midir evet, yani? Evet, aynı okuyamazsın. Okuyamazsın, okumak zorunda da değil. Bayağı yani, İbrahim. Bayağı kendisi söylüyormuş gibi. O vallahi 90 bin mi 80 bin mi neyse artık bir İbrahimovic sesi çıktı oradan. Onu unutamam, müthişti. Ben akustik de. Çok acayip. Çok evet. Acayip, çok güzel. Yani dedim ki burada yabancı... O Milan yani, oynarken Giuseppe Meazza mıydı? Tabaka, Meazza. Ha Meazza, öteki o... Tam tersi. Tam tersi. San Siro. San Siro, tamam San Siro, evet. Milan Sanzur. Yani şey diyorsun burada hı. Rakip takım zor çıkar diyorsun. Evet. Yani o bizim zaman statlarımızı biliyoruz ama orası... Evet. Son bir dakika uyarısını almışken ben de orada heykel. Maça gittim. Yok heykel yıktılar. Evet. Beşinci seferde heykeli yıktılar ya, diyelim. Yazık. Şimdi o zaman biraz eğlenelim, nostalji yapalım. Son bir dakika reji de belki bir yarım dakika daha verir diyelim. Şu hakeme gelelim. Önce şu golcü hakemi evet, bir evet. Görelim. Bir tane gelelim çok güzel görüntü vardı. Ve oradan sonra da Türkiye'ye bağlayarak bitirelim. Çünkü duyurduk onu göstermeden olmaz. Şimdi İşte. Gördüğünüz gibi çok güzel vuran Plasesi iyi. Ayağı iyi. Ayak içi hakem vurdu. Golü kutluyor. Şurada nefis bir mücadele var. Top geldi, vurdu, gol oldu. Orta noktayı da gösterdi diyelim. Şimdi internette dolaşan bu görüntüyü görmüşken akla Beşiktaşlıların tabii 1986 yılı geliyor. Bir Ankara Gücü Beşiktaş maçı geliyor. Halit Kıvanç ustamızı da analım diyelim. O istediğimiz videoyla bitirelim. Ve burada da bir veda edelim. O videoyu da bağlar arkadaşlar. Tamam. Oradan da jenerik akar. Ben Ali Murat Amarat, sevgili Feryal Pere ve sevgili Gülen Gül Altınsay'la bundan sonra her hafta beraberiz. Evet. Yine klasik ligimizi konuşacağız diyelim. Haftaya da transferleri daha çok değerlendireceğiz. Ve Ahmet Akçay, Türkiye Ligi'nin unutulmaz golcüsü, pardon hakemini hatırlayarak bitirelim. Halit Kıvanç'a da saygılarımızı sunalım. Ankara'da Ankara Gücü karşısındaydı Beşiktaş. Ve maçın golü işte bir orta ve Ahmet Akçay'dan geldi. Ahmet Akçay maçın hakemiydi oysa.